Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kamuda arkadaşlar bu Covid-19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nda istifalar arkadaşlar vardı. ve Ama Sağlık Bakanlığı istifaların önüne geçebilmek için pandemi döneminde istifa yasakları getirmişti hatırlarsınız. Ve daha sonra bu Haziran ayının sonunda istifa olaylarını kaldırmıştı. Bunu da sizlere Türkiye'de ilk kez duyurmuştuk hatırlarsınız. Şimdi arkadaşlar devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde istifalar gelmeye başladı. Detaylara birlikte bakalım. Ayrıca bu habere videonun altına link koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Muğla'nın Milas ilçesinde ayrıca Aydın'da, Aydın Üniversitesi'nde arkadaşlar hastanelerinde istifalar geliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Milas Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecinde sağlık çalışanlara uygulanan istifa yasağının kalkmasının ardından 6 sağlık çalışanı istifa ettiği öğrenildi. Sadece Aydın'da değil Muğla'da da var. Muğla ile Milas ilçesinde ve Aydın'da toplu istifalar geldi. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 salgını nedeniyle getirdiği istifa ve emeklilik yasağının kalkacağını açıklamasıyla birlikte Aydın ve Muğla Devlet Hastanelerinde istifalar geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 30'a yakın profesörün istifa dilekçesini verdiği ayrıca <laughs> hekim ve diğer sağlık çalışanlarında çok sayıda istifa talebinin olduğu öğrenildi arkadaşlar. 1 Temmuz itibariyle yani Haziran ayının sonu itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kalkmasının ardından Türkiye genelinde çok sayıda sağlık çalışanının istifaları peş peşe gelirken, en sonunda Milas Devlet Hastanesi'nde toplam 6 sağlık çalışanı istifa etti öğrenildi arkadaşlar. Evet. Hastanelerde istifalar neden oluyor biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Ama istifalar çok fazla. Hem sağlık çalışanları hem doktorlar hem hemşireler hem bazı bölgelerde kamu işleri istifalar ediyorlar. Çalışma şartlarımız zor arkadaşlar. Biz size soralım. Videonun altında yorumlarınızı belirtin. Alınan ücretler mi düşük? Videonun altına belirtin. Çalışma şartları mı ağır? Videonun altına belirtin. Birlikte bakalım arkadaşlar. Hastanelerde neden istifalar geliyor arkadaşlar? Evet. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Abone olup zilini açın. Videolarımızın keyfini çıkarın diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu habere videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.